Merhabalar, ben Mehmet. Bugünkü videomuzda mobil client'ın en yeni versiyonu olan V3'ün kullanım yeniliklerinden sizlere bahsedeceğim. Bu yeniliklerin en başında artık mobil client iOS cihazlarda da çalışabiliyor. Yani bundan böyle mobil client Android V6 ve üzeri tüm versiyonlarla birlikte iOS'ta, iPad'de, iPhone'da ve iPod gibi cihazlarda da çalışabilecek. Dilerseniz birkaç tane örnek yaparak bunların hemen özelliklerine başlayalım. Siz bunlara bakarken bir taraftan da yeni özelliklerden bahsedeyim. Mobile Client V3 bundan böyle yalnızca SambaPost 5.5 ve üzeri yeni versiyonlarda çalışabilecek. Buradaki demo ortamımızda size bir iPad, bir iPhone, bir Android tablet ve birkaç tane de Android terminal eşlik edecek. Bize mutfak printeri için bir iPad üzerinde bir SambaPost KDS ayarladık ve hesap yazıcısı için de bir termal fiş yazıcımız var. İlk olarak dilerseniz öncelikle iPhone üzerinden başlayalım. En çok kullanılacağını düşündüğümüz cihazlardan bir tanesi bu. 2, 3, 4, 5 kullanıcısıyla geçeyim. Bu kullanıcı masaları görmeye yetkili ve masa üzerinde restoran departmanında çalışan bir kullanıcı. Kullanıcının bir masanın içerisine girdiği zaman aynı SambaPost PC'sinde olduğu gibi, normal PC kullanımında olduğu gibi ürünleri fotoğraflı bir şekilde görebiliyor. Ve buradan siparişlerini dilediği gibi alabiliyor ve burada order taglerini de burada verilen SambaPost'ta verilen imkanlar dahilinde order taglerini de girip masayı kapatıp masaya siparişi alabiliyor. Masaya siparişi aldığı anda KDS'nin de aynı şekilde cevap verdiğini ona göreceksiniz. Hemen iPad'de kullanmaya geçeyim. iPad üzerinde tekrar bir yeni bir masa açayım. Bu sefer masa 9'u açayım. Masa 9'a bir burger alayım, birkaç tane daha ürün siparişi alayım ve kapat dediğimde aynı anda diğer tüm cihazlarında bununla uyumlu bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Bir diğer özellik V2'de de bulunuyordu, burada biraz daha geliştirdik. Garson girişlerini QR üzerinden daha güvenli olması için QR üzerinden bir QR kod okutarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde okuttuğum zaman aşağıda farklı bir garsonun girişi yaptığını da görebilirsiniz. Bu garsonumla da bir takım siparişler alayım ve kapatayım. Şimdi iPad üzerinde sizinle Mobile Client V3'ün yeni özelliklerinden bir tanesi olan ödeme özelliğine gelelim. Mobile Client V3'ün içerisinde artık SambaPost V5'te olduğu gibi ödemeler de alabilir. İskontoları da yapabilirsiniz. Şu an bir iskonto yaptım. Adisyonun dip toplamında detaylarını görebiliyorsunuz. Ödemenin bir bölümünü kredi kartı, kalanın tümünü nakit bir şekilde alıp aynı anda masalardan hızlı bir şekilde kapandığını da görebildiniz. Bununla birlikte bu ödeme olayı sadece yatay kullanılan tabletlerde değil, iPhone'da da çalışabiliyor. Pardon, şöyle başlatayım tekrar. iPhone ve dik kullanılabilen tabletlerde de ödemenin içerisine gelip özel bir ödeme ekranı yapıldı burada. İşte ödemenin bir bölümünü yemek çekiyle, kalanın bir bölümünü kredi kartıyla, kalanın tümünü ise nakit bir şekilde alabilirsiniz. Yine aynı şekilde hesap yazmak istediğinizde hem dikte hem yatayda her türlü durumda hesap yaz dediğimiz zaman tanımlanmış ilgili yazıcısının üzerinden hesabının da yazdırıldığını görebilirsiniz. Şimdi bir siparişte Android tablet üzerinden alalım. Tüm fonksiyonları birbiriyle birebir aynı şekilde çalışıyor. Yine ödeme ekranına burada da gelebiliyor. Adisyon notu yazılabiliyor, sipariş verilebiliyor. Son olarak da Mobile Client için bir sürpriz verelim. Mobile Client hem Türkiye'de hem de dünyadaki çalıştığı diğer ülkelerde regülasyona ve ödemeye aracılık ettiği yerlerde ve regülasyona tabi olduğu ülkelerde ödeme işleri de yapabilecek ve regülatif işleri de yapabilecek. Mesela Türkiye'de fatura kesebilecek. Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da ve Avrupa ülkelerinde ödemeye aracılık edebilecek. Buna bir örnek verelim. Burada bir masamız varmış. Bu masamızın 297 lira hesabı varmış ve bunun ödemesini kredi kartıyla Pax cihazı üzerinden Amerika için yapıldığımızı varsaydığımda ödemeye GPI'ye gönderdim ve onu da kredi kartını taktım. Ödemeyi bu şekilde PIN kodumda yazdıktan sonra ödemeyi buradan aldım. Gerekli resmi evraklarımı aldım ve işlemimi bitirdim. Son olarak da tekrar iPad üzerinde bir şey daha göstereyim.
Sürekli girişini yaptığımız kullanıcı 2-3-4 kullanıcısıydı ve bu kullanıcı masa ekranı görüyordu. Sam ve Posta yaptığımız ayar sonrasında 3-4-5 kullanıcısıyla girersem eğer farklı bir kullanıcının masa ekranı olmaksızın direkt fast food ekranında da çalışabildiğini görüyorum. Ödeme alınmalıdır diyor çünkü fast food ekranındayım. Bunu ya bir masaya taşımalıyım ya da ödemesini alarak mutlaka kapatmam gereken bir adisyon. Yani Sam ve Posta yaptığınız ayarlar doğrultusunda artık mobil client V3'ün içerisinde istediğiniz departmanı, istediğiniz belge tipiyle hızlı bir şekilde sadece kullanıcı şifresiyle değiştirip farklı bir şekillerde de kullanabilirsiniz. Mobil client V3 ve diğer tüm Sam ve Posta ürünleriyle ilgili sorularınız için bize sambapost.com'daki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. İyi günler.